1960 ihtilali, vatanını memleketini terk etme durumunda kalan babam, 5 aylık bir sergüzeşten sonra kendini Bavyera'nın, Almanya'nın Münih şehrinde buldu. Akabinde de bizleri oraya getirdi. Getirdi tamam da çok eski bir yapıda, 8 metrekare tuvaleti dışarıda, bir odada annem, babam, abim, ben yaşadık. Ve böyle açılıp kapanan şezlongun bir tarafında 4 yaşında ben, bir tarafında da 6 yaşında abim yatardı. Böyle bir vaziyette bir sene kadar yaşadık. Akabinde bizim için saraya geçtik. 70 metrekare bir tuvaleti, mutfağı olan bir dairede harika bir yere geçtik tabii ki. 1961'den bahsediyorum. 61 sonuydu galiba. Bu zamanda da biz Almanya'da azınlıkta değildik. Çünkü Türk yoktu ki. Hiç Türk yoktu. Bırakın Türk bakkalını falan filan. Anacığım bizle, çok iyi hatırlarım ben, 3 tramvay değiştirerek ayda bir, bazen iki sefer Yahudi kasaptan et almaya giderdik. Münih'te Yahudi kasaptan et almaya giderdik demekle şunu kastediyorum. Çünkü helal kesim vesaire hiçbir şey yoktu ki. O yüzden Gaye Hanım'la iki tane küçük çocuk giderdik. Ve ben orada nasibimi aldım diyebilirim mülteci hayatından bir parça. Rahmetli anacığım Gaye Hanım, rahmetli İbrahim Uzal'in, İbrahim Usta'nın, yani zamanının oldukça varlıklı bir ailesinin kızı olarak, olduğu halde her şeyini, ailesini, her bir şeyini bırakıp inatla babamın bizi, bir abim, bir beni elinden alarak babamın peşinden sıfırdan başlamak üzere, biraz evvel bahsettiğim gibi o 8 metrekarelik bir yere girdi. Sonra da zaten seneler sürdü toparlanmak, o ayrı bir şey. Gaye Hanım o kadar gururlu ama daha çok vakur. Aslında kitaplardaki, filmlerdeki böyle hanım, hanım efendi, tipik bir Türk kadınıydı. Yani bir hikaye anlatayım. Ben 6 yaşındayım. Hatırlamaya çalışıyorum. Daha az değildir, daha fazla olabilir. 10 tane Alman çocukla, ki hepsi benden 1-2 yaş daha büyüktür, ben bayağı küçük başladım okula, bir kavgaya tutuştum bir gün. Okuldan eve, ev yolunda. Bu arada anacığım da dakikasını bilir. Kaç dakikada gelecekler, kaçta gelecekler falan. Yani sebebi de kavganın tipik Türk filmi gene. 1961, yani savaştan 14-15 sene sonradan bahsediyoruz. İkinci Dünya Savaşı'nda kalan bir Japon ailesinin bir küçük kızı, küçük çocuklar çok gaddar oluyor. Hepimiz biliyoruz bunu. Yani hakikaten gaddar olabiliyorlar. Ben de tipik Türk tabii, maço, 6 yaşında olması önemli değil. Bu kızı koruyacağız diye bu sefer bana sataştılar. Ben de böyle hani sırt çantaları vardır, çantamı almış etrafa pataküte pataküte, bunlar bana yaklaştıkça biri gidiyor, biri geliyor ama arada sırada ben de alıyorum. Bir Alman arkadaşım var, Andreas Fritz, hiç unutmam. Alman arkadaşım yok oldu, tüydü. Meğersem abimi çağırmaya koşmuş. Abim de böyle şişman bir arkadaşı vardı, Ronnie. Onunla koşa koşa geldiğinde zaten hepsi dağıldı. Çünkü şöyle, daha hiç Türk yok Almanya'da. Türk işçileri daha gelmemiş. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türklere karşı çok böyle bir saygı, hatta korku da vardı. O yüzden zaten çekiniyorlar. Bir de bir tane bir velet, patır kütür hepsiyle uğraşırken bir de abimle arkadaşı geldi mi tüylüler. Peki, güzel. Hikaye bende çok daha devam ederim ama asıl anlatma sebebime geleyim. Eve döndük. Tabii biraz geç kaldık. Anacığım kapıyı açtı. O 70 metrekareden bahsediyorum. Şöyle bir baktı. Bana ama şöyle bir saniye, belki yarım saniye. Dayak mı yedin? Ben böyle anamın bakışından donmuşum zaten. Abim hemen
arada hayır anne ama o hepsiyle başa çıkıyordu işte şöyle zaten kaçtılar hepsi falan. Gaye Hanım şöyle iki omuzumdan tuttu, hiç unutmuyorum. İki omuzumdan tuttu. Şöyle 180 derece döndürdü beni. Gidin onları dövmeden buraya gelmeyeceksiniz dedi. Böyle bir hanımdı. Zaten bir hafta sonra herhalde babamla da konuştu falan anneciğim. Biz judo okuluna başladık. Klaus Wittmeyer sonra olimpiyat şampiyonu oldu hocamız. 67'de galiba döndük İstanbul Anadolu Lisesi'ne. O zamana kadar o okula devam etti. Şimdi bana bazen yorumlarda okuyorum. İşte ne büyük konuşuyor, ne çok şey biliyor falan filan diyen genç arkadaşlarım var. Tabii ki onlar kadar belki bilmiyorumdur ancak zenginlikten bir anda yokluğa gelmek çok zor bir şey. Ama ben bunu yaşadım. Yabancılığın da ne olduğunu anladım. Mülteciliğin ne olduğunu anladım. Çünkü şöyle bir şey var bakın. Küçük yaşta olduğu zaman her şeyi hatırlıyorsun. Hem renkli hatırlıyorsun hem de sesleri duyuyorsun. Bugün kahvaltı ettin mi, ilaçlarını aldın mı? Unuturum. Ama o yaşta her şeyi hatırlıyorsun. Küçücük yaşta Almanya'ya gelmişiz. Ben 4 yaşındayım, abim 6. Bir sene sürmedi. Beni bir anaokuluna verdiler, abimi de. Bavyera'da işte savaştan 14-15 sene sonra çok koyu Katoliktir. Halen sağlam Katoliktir de o zamanlar çok koyu Katolikti. Ve konfessionslos yani herhangi bir dine mensup olmayan anaokulu zaten yoktu. Bırakın Protestan anaokulu yoktu. Katolik anaokulları var. Katolik anaokulları da o zamanlar hep rahibeler tarafından işletirdi. Şimdi biz abimle rahibelerin okuluna gittik. Bana seneler gibi geldi. Seneler gibi geldi. Çünkü biz Türk çocuğuyuz. Yani biz evde anne baba sevgisini görüyoruz. O Alman disiplinle hiç hayatımız bir anda şoka girdik yani. Dediğim ya seneler gibi geldi. Meğersem bir hafta belki iki hafta sonra almışlar bizi. Benim yaşım büyütüldü. Ben daha 5 yaşında olmadan ilkokula girdim. Tabii 5 yaşında olmadan ilkokula girdim. Abim normal bir yaşa daha yakın. O da tam değildi yani girdiğinde. Şimdi ilkokula girdim. Ya ben hiçbir şey anlamıyorum. Bunlar Almanca konuşuyor. Ben Almanca bilmiyorum ki. Küçücük de bir çocuk. Hatta hep diyorum herkese, kadınlar ister 4 yaşında olsun, ister 40, ister 80 hep anne içinde. Böyle bir Allah bir şey vermiş onlara. Şeyler 6 yaşlarında demek ki birinci sınıftaki kızlar. Kızlar bana beni korurdu. Ayakkabılarımı bağlardı. Ben bebektim. Hatta hocam kızardı falan. Birinci sınıfın sonunda ilkokul hocam Frau Kaiser babamı çağırdı. İçeride konuşuyorlar. Ben dışarıdayım. Ve demiş ki yani normal olarak hiç Almanca bilmiyor. Tekrar etmesi gerekir ama istiyorsanız bir deneyelim. Yalnız çok üzülür alırsak gene sonradan. Babam yok yok deneyin demiş. Ben de ikinci sınıfa gittim ve yaz tatili 6 hafta orada. 6 hafta sonra bir düğmeye basmış. Ben tıkır tıkır Almanca konuşuyorum. O yüzden de zaten benim şu 8 yıllık falan filan olayları vardı ya, olacak iş mi Allah aşkınıza? O yaştan sonra çocuğa yabancı dil öğretilmez. Yabancı dil ne kadar erken öğretilirse o zaman öğretilir diye düşünüyorum. Şimdi rahmetli babacığım kendisini toparlaması 7 sene sürdü. Ancak 7 sene sonra tekrardan bizlerle Türkiye'ye dönmemizi sağladı. Türkiye'ye döndük, işte Alman Lisesi'ne girdik abimle. Ben 11 yaşındaydım ve bizler 11 yaşında dedemin, İbrahim Uzel dedemin, Massey Ferguson traktör fabrikasında herkes yaz tatili yaparken biz yaz tatilleri, Türkiye'de o zaman çok uzundu, şimdi değil o kadar galiba. 3 ay mıydı neydi öyle bir şeydi. Biz
montaj hattında mavi yakalılarla gres yağı içinde çalışırdık. Ondan sonra da zaten hep bir yandan okudum her zaman. Bir yandan da babamın yanında iş hayatına girdim. Yaptığım işlerin gereği, bir de Alman kafa ya, Almanlar çok sever böyle şeyleri, dernek, şu bu falan. Sektörle alakalı derneklerin işte yönetimine girdim. Bir müddet sonra da başkanları oldum birçok derneğin. Ancak babam bizi hakikaten çok erken terk etti. Yani ben daha 30 yaşımdaydım. Ve vefat ettiğinde oldukça büyük bir yük hissetmeye başladım tabii. Hep de korkularımın üzerine gittim. Yani o kadar fazla üzerine gittim ki ve o korkusuz, cesur iş hayatında çok gerekiyor bazı kararları vermek. Rolünü çok benimsedim. Sonunda ben bile inandım. Ve o yönde devam etti. Ve 90'ları yılları hatırlayan, hele hele 90'lı yıllarda iş hayatını hatırlayan zaten nasıl seneler olduğunu çok iyi bilir. Biz de ailecek nasibimizi aldık. İş adamı, ordu, siyasetçi, polis, mafya hepsi bir şekilde bir aradaydı. Bu sebeptendir ki ben de genç bir iş adamı olarak o seneler tekrar bu işte, yani bu memleketi kökten değiştirebilmek için önce çok sevdiğim gençlik arkadaşım Cem Boyner'e yardım etmeye çalıştım Yeni Demokrasi Hareketi'nde. Ondan sonra o bıraktı. Tayyip Erdoğan. 2000'li yıllarda başlarında bir anda kendimi Ankara'da buldum. Ve ben siyasetçi bile olmak niyetinde değildim. Bırak ünvan almayı, bakan olmak, yok milletvekili olmak falan filan, böyle bir şey mevzubahis bile olamazdı. Anacığım zaten rahmetli, evladım ne yapıyorsun? Hadi gel derdi. Abini yalnız bıraktım. Ama şimdi geriye dön baktığımda o zamanki birçok arkadaşımı kırmış olabileceğim endişem var. Yani ya bu adam bunu küçük mü görüyor, milletvekilliği, bakanlığı? Böyle bir şey yok. Yani kesinlikle yok. Ben sadece o zaman siyasi partiler kanunu, seçim kanununun yetersiz olduğunu, yanlış olduğu kanaatimden hiçbir şey yapamam diye düşündüm. Yani ben çünkü bağımsız olarak çalışmayı seven biriyim ve doğru bildiğini yapmayı severdim. O yüzden böyle bir imkan da yoktu. Kanun zaten yeterli değil. Siyasi partiler kanunu ne olduğunu anlatmama gerek yok. Bir gün daha onu konuşuruz. O yüzden kendime sadece yardımcı, asistan rolü biçtim. Hatta danışman bile değildim. Millet bana danışman falan filan diyordu. Çünkü bu arada yaptığım, siyasetten çıktıktan sonra hakikaten danışmanlık yapınca danışmanlık ne olduğunu anladım. Yani danışman falan da değildim yani. Bunu da çok açık söyleyeyim. Devletten bir kuruş para almadım ben. Bir kuruş almadım. Aksine abimden harçlık alıyordum. Ve bu parayı da, parayla da yanımda çalışan bir iki kişinin maaşını yükseltmeye çalışıyordum ki beraber çalışalım. Çünkü benim yanımda, benim yaptığım işlerde mutlaka bir iki lisan lazım. O lisanı bilen kişileri zaten parti ödeyemez. Yani netice olarak benim ne eskiden ne şimdi hiçbir siyasi hedefim olmadı. Ben 2007 seçim gecesi izin istedim Tayyip Bey'den. Bu izni bana 2008'in Mart başı verdi. Yani o zaman ayrılabildim. O zamanki Türkiye'yi düşündüğünüzde milli gelirin trendi, enflasyonun, devalüasyonun, Türkiye'nin prestij açısından dünya ilişki. Böyle bir zamanda ben ayrılmayı düşünüyorsam şimdi niye gireyim? Biraz kafa çalıştırın yani derim o arkadaşlarıma. Peki ben o malum gece o zaman başbakanımıza dediklerimi çok çok iyi hatırlıyorum. Gizli veya gizli olması lazım gereken bir şey de değil. Dediğim aynen şöyleydi. Ben kendime biçtiğim vazifeyi yaptığım kanaatindeyim. Şu ana kadar yaptıklarımızdan
Türkiye'ye, memleketimize getirdiğimiz yeniliklerden gurur duyuyorum. Onu hakikaten de duyuyorum. Kim ne derse desin. Ben 2008'in başından bahsediyorum. Çoluğuma, çocuğuma, torunlarıma, onların çocuklarına yaşarsam anlatacak bol bol hikayeler biriktirdim. Devletin işleri bitmez. Parti olarak %47 üstü almışız. Zaten daha fazla almayalım demiştim de onu da çok iyi hatırlıyorum, şaşırmıştım. Benim enerjim bitmeden, çünkü 50 yaşımı aşmıştım tam o sıra, enerjim bitmeden dönmem lazım. Ailem için, ailemin geleceği için tekrar para kazanmam lazım. Neticede ayrılma izni aldım ve çok memnundum ben bir şeyler yapabildim diye. Hala da öyleyim. Ben 90'lı yıllar AK Parti diye bir şey olmadı. 90'lı yıllarda Türkiye'nin en zenginler listesinde baksınlar medyalarda. Her zaman benim ailem vardı. Tabii ayrıldığım zaman şöyle bir şey yoktu. Yani bayağı uğraşmam gerekti. Yani ne denir, yağmurdan kurtulmak için fırtınaya yakalanmış gibi bayağı bir çalışmak durumundaydım. Herkes şunu zannediyordu herhalde. Herhalde değil, öyle. İlk başta 2000 seçimlerde bu milletvekili olup bakan olacak dediler. Yani 2001 kuruluştan sonraki seçime kadar olan. Ben değil bakan, milletvekili bile olmayınca bir dakika ya. Bu adam ne almak istiyor dediler. Ha, bir sene sonra ya da iki sene, bir buçuk sene sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı vardı. Kesin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olacak dedi. Düşünmedim değil, onu düşündüm. Ama ondan bahsetmiştim yani. Bir an şöyle geldi, biraz çalıştım, vazgeçmiştim. Hatta o kadar fazla söylendi ki bu. Ben Allah rahmet eylesin Kadir abiye telefon açıp, Kadir abi böyle bir şey yok deme durumunda kalmıştım. Sonra dediler ki TOP Başkanlığı, TOP'un bir seçimi vardı. O kadar çok dendi ki Rıfat Bey yaşıyor, Rıfat Bey'e sorabilirsiniz. Kendisine gene telefon açıp, benim bu dedikoduya inanma, öyle bir şey düşünmedim bile dedim. Hakikaten de öyleydi. O da olmadı. Başka iddialarda bulundular. Kendi telefonlarımı dinledim. Onların dinlediği telefonları. Her şey araştırıldı. Oradan da bir şey çıkmadı. Sonunda tamam bulduk bu, niye böyle bir iş adamı, niye hiçbir şey olmadan girdi? Çünkü bu adam BND, işte Alman, CI5, İngiliz, CIA, Mossad, hepsini söylediler benim için. Hatta tabii ki PKK'yı unutmayalım. Zaten ZAPSU çok normal bir şey. Sonunda bir gün Milliyet Gazetesi'nde kocaman bir başlık. Tayyip Erdoğan resmi, Usame Bin Laden resmi, ortada da Cüneyt Zapsu. Ben El-Kaide'ci de olmuştum. Mart'ta 2008'de ayrıldığımda bana göre Türkiye'nin halkla ilişkilerini kurucusu kim derse o hanımefendiye gittim. Ve kendisine hocam dedim, beni unutturun. Ben unutulmak istiyorum. Hayatıma dönmek istiyorum. Yani Ankara beni o kadar yormuştu ki. Ve yani şöyle düşünün, ailemden de aldığım terbiye beni böyle sosyal böyle olayların ortalarında, hep sürekli medyanın başında olmamak, Ankara beni bayağı bir yordu. Çok güzel bir kendimi yok etmeye çalışırken ara sıra birileri yazıyor, bakıyorum Cüneyt Zapsu nerede falan diye. O kadardı. Peki şimdi niye sosyal medyaya girdim birkaç aydır? Yani böyle unutulmak isteyen, bütün bunlara rağmen 2,5 aydır bir arkadaşımın teşviğiyle tekrardan bir izlediğiniz, sizlerin de seyircilerimizin de izlediği bir sosyal medya çalışmasına girdim. Bu arada yani izleyenler anlamıştır. Arkadaşım bana doğaçlama bir iki sual soruyor. Hatta bilinçli olarak kızdırıyor bazen. İyi de oluyor. Ben de patır kütür dökülüyorum. Ve şu ana kadar bugünkü bu sonla beraber 7 tane uzun
Video çektik. 2,5 aydır bu topladığım zaman bu 7 videoyu işte ne kadar zamanda çektik? Bir gün full kesin harcamışızdır. Ben kendisine hakikaten bu kadar işi gücü arasında bana bu vakti ayırdığı için teşekkür ederim. Bu arada beni izlemiş olabilir birileri ama webimi veya hayatımı bilmiyor olabilir. Web siteme girmemiş olabilir. Onlara şunu söylemem gerekir. Ankara'dan 15 sene aşağı yukarı evvel ayrıldım. 15 sene oldu. İnsanlar bazı şeyleri unutuyorlar. Bu 15 senede iki değişik hayatım oldu. Bir, kendi işlerime döndüm. Ancak bir de uluslararası, daha evvel de bahsetmiştim, uluslararası şirketlere beni danışman olarak istediler. Allah'a şükür. Bugüne kadar kimseyi utandırdığımı sanmıyorum. Ben de elimden geldiği kadar uluslararası şirketlere tecrübemi vermeye çalıştım. Bunların arasında hakikaten çok bilinen şirketler de oldu. Türkiye ile hiç alakası olmayan işler oldu. Misalen Amerika içinde şirket alım satımı oldu. Bir Amerikalı şirketten başka bir Amerikalı şirkete veya İngiltere'de, Londra'da bazı global şirketlerin yönetimlerindeydim. Arkadaşım bana şunu söyledi, ya dedi 15 senedir insanlar sana dünyanın parasını veriyor seni dinlemek için. Biz de bu kadar gence bazı şeyleri duymaya ihtiyacı var, tecrübelerini biraz anlat dedi ve ben de tabii şeyler durdu. Çünkü genç deyince bende akan sular duruyor. Bende eksik olan bir şey var, çoğumuzda da benim yaşımdakiler de öyledir. Annemiz babamızdan bize ne kaldı? Yani ne kaldı? Neyiniz var elinizde? Videolar mı var? Filmler mi var? Resimler bile çok az var. Yazılı bir şeyler mi var? Yani ben rahmetli babamın bir yerde bir yazılı notunu bulduğumda şu anda böyle acayip mesut mutlu oluyorum. El yazısını. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey kalmadı. Ben de bu bir vesiledir dedim. Kızlarıma, aileme, bütün sevdiklerime böyle güzel bir uzun videolar bırakırım. Hem beni görürler hem de düşüncelerimi paylaşabilirler. Bu da ciddi bir sebepti benim bu işe girmem için. Bu arada sosyal medyayı düzenleyen arkadaşlar, ben hiç anlamazdım bu işlerden. Aman Allah'ım, hastalık ya bu. Yani arkadaşlardan bu negatif yorumları filtrelemeyin dedim. Çünkü meğersem öyle yapılıyormuş böyle. Her şey yapılıyor bu sosyal medyada yani. Olduğu gözüktüğü gibi değil. Almayın ki insanlar bir dökülsün bakalım ne oluyor dedim. Öyle de yaptım. Merak ettim. Üşenmedim. Tek tek hepsini okudum. Binlerce. Geceleri böyle yatmadan evvel. Böyle bir insan bir ilk başta böyle bir sıkıntıya giriyor yazılanlarda. Sonradan bakıyorum. Ya bir dakika. O kadar garip şeyler söyleniyor ki yani. Yani bilhassa Twitter'da çok fazla yorum var. İtham da demeyeceğim, iftira var. O kadar çok var ki. Tek tek çıkartın dedim arkadaşlara. 4 büyük sayfa oldu. Yani ne diyorlar bunlar diye. Oradan da sosyal medyanın kaç yaşında olursak olalım, hepimizi ne kadar istediği gibi yönlendirebildiğini gördüm yani. Acayip acayip şeyler söyleniyor. Bazıları da komik demeyeyim, trajikomik şeyler de var. Yani ciddi öyle şeyler var. Yani mesela bir tanesi hele, ya inanamıyorum sözüm ona, Amerika'da yaşayan, oturan, bilmem kaç senedir Amerikalı, ben çok iyi biliyorum havalarında, benim Miami'de oturduğumu söyledi. Herkes de Miami'de mi falan inanıyorlardı. Hep Amerika'ya falan gidiyorum ya, ha demek ki orada oturuyor falan filan. Ya 30 seneden fazla ben Almanya'dan buraya geldim işte. Başka hiçbir yere gitmedim. Yani eğer biliyorsa o beyefendi ve ondan sonra da onu doğru tabii ki kabul ediyor herkes, bütün soranlar. Adresi sorusunlar, gidip bir kahve çay isteyelim bakalım verecekler mi bize neredeysem ben, nerede oturuyorsam. Veya ailemin Uzel makine sanayinin hisselerini satmasından 27 sene geçmiş. 27 sene ya, dile kolay. 27 sene evvel biz Uzel'deki hisselerimizi satmışız abimle. Ne bir hisse, ne bir yönetim, ne bir danışmanlık, hiçbir alakamız yok. Ne yazık ki birkaç sene evvel hakikaten sonraki sahipleri
anlaşamadı herhalde. İflas etti şirket. İflas etti ama neler deniyor? Cüneyt Zapsu, işçilerini aç bırakıyorsun. Ya da daha da enteresan, şimdi daha in olan BİM A101 konusu. Yani şu anda konuşurken bile kim bilir ne yazıyorlar. O konuda işte Cüneyt Zapsu bilmem ne, A101 bilmem ne. Yani ben siyasete girdiğimde, yani AK Parti kurulduğunda 2001'de BİM hisselerini satmışım, yönetimde yokum, hiçbir alakam yok. 2001 kaç yaşında, kaç sene oluyor? 22 sene oluyor neredeyse. Abim de 2006'da. Tabii ki kuruluşunu abim yaptı. Tabii ki 2006'ya kadar yönetim kurulu başkanıydı, mesulü oydu, şuydu buydu. Ama o bile 17 senedir hiçbir alakası yok. A101'de yanlış hatırlamıyorsam abim 11 sene olmuştur devrettiği aileye. Başka bir şey söyleyeceğim. Ya bu bir de başka bir konu. Ya bu şirketler şeytan işi mi? Bu şirketler felaket, kötü şirketler. Ucuza alıp pahalıya kalitesiz mal mı satıyorlar halkımıza? Yani onu da anlamış değilim. Çünkü eskiden benim olduğum zamanlar, bizim olduğumuz zamanlar tam tersi bana yalvarıyorlardı. Ya bizim köyümüze de gelsin de şuraya da bir tane BİM kuralım diye. Yalvarıyorlardı çünkü bütün her taraftan %30-40 daha ucuzdu, daha kaliteli mal, daha taze mal. Bugün çok farklı olduğunu sanmıyorum ama dediğim gibi ben onların avukatlığını yapacak halim yok. Ümit ederim ki yani aslında herkesin bildiği, öyle müthiş profesyonel şey, profesör ordinarius değilim ki. Ama 67 yaşına girmiş, 66 seneyi bitirmiş, 11 yaşından beri iş hayatında olan, dünyanın bir sürü ülkesinde yaşayan bir iş adamıyım. Tecrübelerimi, bildiklerimi anlatmaya çalıştım. Alan almıştır. Ama herkesin, birçok kişinin de bildiği şeyleri söylemişimdir ama belki söylemiyorlardır benim söylediklerimi. Bu şeye benziyor, Columbus'un yumurta hikayesine. Bir masada oturuyorlar, şu yumurta düz durur mu? Yumurta devamlı düşüyor ki herkes şöyle bir yumurtayı şey yapıyor. Sıra Columbus'a geliyor, Christoph Columbus'a geliyor. Christoph Columbus'a giriyor ve yumurtayı alıyor, pat diye oturtuyor. Duruyor tabii. Herkes diyor ki ya onu ben de biliyorum canım. Sen biliyorsun ama ben yaptım. Yani eskiden de oluyordu çok. Bunu yaptı siyasette yani. Bunu yaptı, bunu dedi. Yapmamıştım, dememiştim. Ama şu anda sosyal medya çok daha fütursuzca, kontrolsüzce. Yani daha evvel söylemiştim ya bunun karşılığını düzeltmeye kalksan belki düzeltirsin, belki 3 sene sonra düzeltirsin, 3 ay sonra düzeltirsin. 24 saatte zaten bilmem kaç bin kişi onu doğru olarak kabul edip alıyor. Yani bazı arkadaşlarımız ciddi küfür ediyorlar. Lanet okuyorlar. Hatta tehdit ediyorlar. İşte geldiğimizde şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Bir şey söyleyeyim mi? Çok teşekkür ediyorum. Hakikaten teşekkür ediyorum. Çünkü ben de insanım, kim bilir, bilerek bilmeyerek ne kadar günah birikmiştir buralarda. Hani eskiden bir laf vardı, günahımı aldım. Birazcık hafifliyorum. Bir de bu arada teknik olarak baktım, buraya gelmeden evvel arkadaşlara sordum ya ne kadar ilgi milgi, nasıl durumlar vesaire diye. 17-18 milyon civarında 4 mecrada, YouTube, Instagram, Facebook ve Twitter'da İzlenme olmuş. Yani pozitif izlenmeleri görebiliyorsunuz. Like'lar, şunlar, bunlar. Ama negatif de yani baktığım zaman fena değil. Bana arkadaşlarım dikkati çeken ve etkileyici olan başka bir rakam verdiler. O da biri izlemeye başladığında %86, 100 kişiden 86 kişisi sonuna kadar izliyormuş. Bu iyi bir şeymiş deniyor. Yani müthiş rakamlar var, müthiş algoritmalar var, acayip bir sistem var bu işte. Yani bir ara öyle şeyler gördüm ki bu hani 2000 tane okudum dedim ya negatif şeyleri hepsini üşenmedim okudum. Mesela bir arkadaşlar, bazı genç arkadaşlar diyor ki benim de çok iyi takip ettiğim FAZ, Frankfurt Allgemeine Zeitung veya New York Times. Bunlardan bahsederek nasıl karşılaştırırsın Rus medyasıyla falan filan demişler bir seferinde. Ya tabii ki, özür dilerim genç arkadaş, yani Rus medyasının
en eski onların bilmediği Pravda zamanından beri pek bir şey değişmediğini hepimiz biliyoruz. Rus medyası böyledir. İyi tamam da ondan bir tehlike gelmez. Asıl tehlike senin düzgün yazdığına inandığın FAZ veya New York Times'dan geliyor. Çünkü onlar da çok farklı değiller ama çok daha tehlikeliler. Çünkü onlara inanıyorsun. İnandırma şeyleri var çok fazla. Yani bir de gençlerimizin, onu da gördüm bu okuduklarımda, hakikaten gizli, farkında bile değiller belki ama hala bir Batı hayranlığı var. Ve hala da Türk olmaktan sanki ve sanki eziklik duyuyorlar. Yani reaksiyonlardan görüyorum bunu. Ama bizde şöyle, ama bizde böyle falan filan. Yani bu eskiden hepimizde vardı, onu ben çok iyi anlıyorum. Hakikaten hepimizde vardı. Ta 1980'lerde rahmetli Özal, o zamanlar ben genç bir iş adamıyım. Bütün genç iş adamlarında Türk pasaportunu gururla gösterebilmeyi sağlayana kadar. Biz bu ezikliği attık. Ama daha hala atmayan genç jenerasyon olduğunu gördüm. Misalen ben bir tane videomda Türkiye'nin altyapısının dünya standartlarına göre gayet iyi olduğunu anlatmıştım. Kaldı ki o videoyu sonuna kadar seyretmemiş veya anlamamış herhalde o gençler. Çünkü o videonun sonunda bambaşka şeyler de söylüyorum. Onlara bakmamış, sadece o kısmını almış. Ne yani demiş. Avrupa'nın en pahalı, en kötü internet ve GSM genelde birlikte gidiyor. Bir de Amerika'nın yollarıyla Türk yollarını mı karşılaştırıyor? Evet, karşılaştırıyor. Amerika'yı biraz bilen insan Los Angeles'e, Miami'ye, New York'un yollarına, Cleveland'ın yollarına bir baksın, ondan sonra konuşsun. Öbür tarafta Almanya'da ise daha yeni Süddeutsche Zeitung'da yarım sayfa bir başlık. Grau, gri. Weiß, beyaz. Sadece gri zonlarla değil, beyaz zonlarla ne zaman savaşacağız diye Almanya'nın şeyini yapmış. Hiç internet, hatta bırak interneti, GSM yok. Hakikaten de ben kendim de check ettim. Münih'in güneyine doğru gittiğin zaman bazı yerlerde hiç yok. Sebebi yapamamaları falan değil. Sebebi çok belli. Çok az kişi yaşıyor, değmiyor, yapmıyorlar. Bizde Allah'tan mecbur tutuluyor şeyciler. Hakkari'de, Başkale'de, şurada burada da oluyor. Genç arkadaşlarım, birine kızıyoruz diye ülkenizi yermeyin. Zaten ülkenizi hiçbir zaman da kötülemeyin. Kızsanız kızmasanız birine. Çünkü dışarıdan hiçbir zaman size ne medet gelir, ne pozitif bir şey gelir. Burada kalın, burada düzeltin. Yani kötüleyeceğine şey yapana düzeltmeye çalış. Ben her zaman bunu söyledim. Ben kendim mültecilik yaşadım 1960 ihtilalinde. 79'da aynı şekilde, 80 ihtilalinde. Ben kendim gittim, biliyorum. Niye gidildiğini biliyorum. Şu anda o tecrübeleri anlatmaya çalışıyorum. Bunları hakikaten birazcık objektif bakarak düşünmeleri lazım ve bir kısmınıza gençlerin birazcık bile olsun tecrübelerimi doğru verebildiysem, açık kulak ve açık yürek yakalayabildiysem ne âlâ. Herkese ama bütün herkesin kıymetli vakitleri için çok teşekkür ederim. Hatta gereksiz diye düşünüyorsanız hakkınızı helal edin. Tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Ve tekrar hayırlı seneler diliyorum. Pardüsün burada değil mi?